Kimi yakıyor, kimi yıkıyor. Starlight moda editörleri haftanın şıklarını, rüküşlerini kimsenin gözünün yaşına bakmadan açıklıyor. Vay vay vay! Hayat bazen tatlıdırın şerifi Ufuk Özkan vay 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 diye başladı. Biz de şok şok şok. Eyvah eyvah diye devam edelim. Ah ah, bugünü görmeseydik. Bu görüntüyü keşke izlemeseydik. Bombelere gel. Bombeler ki ne bombeler. Eyvahlar ki ne eyvahlar. Karadeniz'de gemilerimiz batsa, muhallebi yerken dişimiz kırılsa bu kadar şaşırmaz, oha falan olmazdık. Kılıcımız kınından çıktı artık. Maniküre mi geldin sen? Siyah ve beyaz en kusursuz ve kombinasyonu en risksiz renklerdir. Hanımlar iyi bilir. Ancak ünlü oyuncu Vilma Elles siyah ve beyazı kullanarak bile rüküş olmayı başarmış. Allah Allah. Renginden midir nedir? Kolları zımbalı uzun partüsü çok şık olsa da tek başına Vilma Elles'i kurtarmaya yetmemiş. Bel kısmı kendinden kemerli tül bluzu bir beden küçük gelmiş olsa gerek ki potluk yapmış. Olmuşla ölmüşe çare yok derler bizim köyde. Keşke bir bilene sorsaydım Vilma. Bunu daha önce düşünecektin canım. Ah Vilma, vah Vilma diye dizlerimizi dövmekten resmen mosmor oldu dizlerimiz. Beyaz üstüne siyah baklava desenli eteği belki daha sade bir bluz ya da gömlekle daha şık durabilirmiş. Küt burunlu rugan ayakkabılarından kör olmamak için gözlerimizi kaçırmak zorunda kaldık. Giydiğin ten rengi babaanne çorabını güzel hatırın için es geçtik. Haftalardır kimselere torpil yapmayan Starlife'ın nişan taşına nam salmış, etilerinde ün yapmış moda editörlerine ters bir durum ama neyse. Ayrıca o saçındaki o saçmalık ne? Saçı dağınık, makyajı özensiz. Ne kadar es geçmeye çalışsak da üzgünüz Vilma Elles. Bu haftanın en rüküş ismi seni seçtik. Arkasına bakmadan çekip giden birisi var. Eminim bu gidişin yarın o dönüşü var. Şimdi kaptanımda kendinden çok emin. Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var. Aşk güzel. Aşk yaşayanı bulutların üstüne çıkartır derler. Aşk kadını, aşk şarkılarının yazarı Ayla Çelik var sırada. Ne diyordu şarkısında Beyaz'a sevgili Ayla? Ah Bağdat'ı iki gözü kapalı bulan sevgili Ayla. Keşke bizi de iki gözü açık bir şekilde izlesen ve moda tavsiyelerimizi dinlesen. Para istemeyiz üstüne. Hatta kahve bile ısmarlarız ofiste. Neyse, Ayla Çelik resmen eline ne geçtiyse giymiş, üstüne geçirmiş. Kulağınıza küpe olsun bunlar. Deri görünümlü kısa paça pantolonu çok demode. Yeşil gömleği sıradan ve bu spor pantolonun üstüne çok klasik kaçmış. Deri ceketini ise kankasından ödünç almış galiba. Kolları biraz uzun kalmış. Ya he he. Orta boy bavul büyüklüğündeki çantası çok şık ama bu kombine uygun olmamış. Doğal formundaki saçlarını beğendik. Ah keşke biraz daha makyaj yapsaymış. Tüm bu detaylar bir araya gelince Ayla Çelik de haftanın rüküşleri arasındaki yerini alıyor. Dünya döner, biri kazanır, biri kaybeder. Ancak bu rüküş hallerle dünya bizce tersine döner sevgili Ayla. Birileri hep kazanır, birileri kaybeder. Hiç önemseme, dünya döner. Fizik 10, edebiyat 10, azmi, hayata bağlılığı 20. Hadi hep birlikte yakından inceleyelim seçkin pirileri. Bana sevimsiz geliyor ya. İki çocuk annesi olmasına rağmen incecik bir fiziği, dupduru bir yüzü olan seçkin piriler şıklık konusunda tam şeytanın bacağını kırıyormuş ki ufak tefek hatalar sonucu yine rüküş olmayı başarmış. Ay yok artık. Yarım kollu, üstü kırmızı dantel desenli bordo elbisesi tek başına çok şık. Ama üstündeki dantel desenleri elbiseye öyle orantısız yerleştirilmiş ki seçkin pirilerin üst bedeni uzadıkça uzamış. Bacakları minicik kalmış. Sevgili izleyenler, lütfen alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Bu ne biçim konuşma böyle? 5 tonlardaki yarım botu bu cici elbise altında biraz spor kalmış. Küt saçları çok hoş olmuş ama göz makyajı işi bozmuş. Böylesine keskin hatlı bir göz kalemi kullanacağına dumanlı bir göz makyajı yapsaymış durumu kurtarırmış.
Şey hatalarımızdan ne öğreneceğimize bağlı derler. Çok da iyi derler. İnsan hatalarından ders almalı. Bir insan yanlış seçimlerle güzelliğini ancak böyle gölgeleyebilir. Ambelop yaka, siyah kazağı çok şık. Ama o leopar desenli kalem etek olmuş mu hiç o kazağın altına sevgili Aslı Enver? Peki biri görse ne der? Biri spor, biri klasik olmuş. Üstelik siyahların tonu da farklı. Ama şu ten rengi stilettolarına ve bronz tonlardaki el çantasına bayıldık. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Aslı Enver'in şeftali tonlardaki göz makyajı ve doğal cilt makyajı kusursuz görünüyor. Güzelliği kusursuz, yüreği kusursuz, her zaman güleç yüzlü ünlü oyuncu. Ha, sakın üzülmesin bu yorumlara. Hayatım zenginsin, git bir adam tut bir şey yap değil mi? Düden şelalesi gibi omuzlarından dökülen saçlarına diyecek sözümüz yok. Saçlar yıkılıyor. Aslı Enver'in şelale gibi saçları, kusursuz makyajı ve gülen yüzü bize yeter. Haftanın rüküşleri arasından sıyrılıp moda konusunda umut vaat edenler arasına girmeyi başaran Aslı Enver'i de güzel bir şarkıyla uğurluyoruz. Haydi inşallah olacak, 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 mucize olacak. Güzel ne giyse, nesrine çuval bile giyse yakışır. Bir de fizik mükemmel olunca insana her şey yakışır. Nesrin Cevatzade giyinmeyi iyi biliyor. Hakkını vermek lazım. Ünlü oyuncu büyük cesaret gösterip tamamen transparan bir kıyafet tercih etmiş. İlk görüşte aşık oldum. Etek uçlarındaki otriş detayları, göğüs kısmından başlayarak bileklerine kadar inen taş işlemleri kusursuz bir işçiliğin örneği olmuş. Elbise de aradık taradık bir hata bulamadık. Şöyle bir dekolte olacak, dekolte verirsin. Nesrin Cevatzade bu iddialı elbisenin üstüne uygun bir şekilde biraz iddialı bir makyaj yapıp saçları da biraz daha derli toplu yapsaymış bu haftanın en şık hanımlarından biri olabilirmiş. Ancak bu hali de idare eder. O ne biçim manita, 35'inde lolita, kıracak insan kır. Bakın kim var sırada? Tersi pis. Ama aslında iyi bir insan yani, iyi bir abla. Kickboks yapan Serenay Sarıkaya'ya yorum yaparken dikkat edelim. Kafayı gözü yardırmayalım sonra. Ah evet. Serenay Sarıkaya'nın bu morlu pembeli elbisesi şüphesiz bu haftanın en çok konuşulan elbiselerinden biriydi. Tek omuzlu, hafif drapeli, kendinden simli süper mini elbisesi ünlü oyuncunun hem güzel fiziğine hem yaşına çok uygun olmuş. Biliyoruz, uzatma. Arkasından sarkan mor kuyruk dikkat çekiyor. Ama üzerindeki leopar desenli ceket nedeniyle detayları göremiyoruz. Zaten bu şıklığa gölge düşüren tek unsur da neden omzuna atıldığını bir türlü anlayamadığımız o ceket. Beğenemediniz mi? Beğenemedik. Hemen söylemeliyim. O piyanist şantör ceketi Serenay Sarıkaya'yı haftanın en şık kadın olmaktan alıkoydu. Cekete taktık kafayı. Duyduğumuza göre de çuvalla para vermiş cekete. 6 bin falan veremem ben. Ne kadar istiyor? 15 bin. Ben çıkarken 10 bin istiyordu. Mavi renkli tango ayakkabılarını andıran topuklu ayakkabısına bayıldık. Ama keşke biraz daha mora yakın bir ton seçseymiş. Damla şeklindeki taşlı küpeleri çok zarif. Ama düz fön çektirdiği saçları arasında biraz kaybolmuş. Toprak tonlardaki göz makyajı ve canlı gösteren cilt makyajı zaten en doğal haliyle bile ışıltısı olan Serenay Sarıkaya'ya çok yakışmış. Eteğinde ne varsa ben bitirdim diyormuşsun ya. İlk haftanın en şık hanımlarının yer aldığı ilk üçe.
Üç numarada üstü tamamen taş işlemeli elbisesiyle Antalya'nın tozunu attıran ünlü oyuncu Deniz Çakır var. Halter yaka, süper mini elbisenin her bir santimetre karesi strass taşlarla işli. Etek uçlarındaki dört parmaklık dantel detay ve kıyafetin üstündeki tül pencereler elbiseye gizem kattığı gibi kıyafeti hareketlendirmiş. Ben bu lafın altına imzamı atarım. Yılan derisi desenli stilettoları yeterince hareketli olan kıyafete dinginlik getirmiş. Ten rengi file çoraplarıyla elbise ve ayakkabı arasında bütünlük sağlamış. Yerim. Gerçekten yerim. Minik el çantası çok zarif. Siyah yoğunluklu göz makyajı dozunda olmuş. Ah, keşke bir de bu şık elbisenin üstüne daha şık şık bir at kuyruğu yapsaymış. Ama o kadar kusur da nazar boncuğu olsun artık. Haftanın şık isimlerinden Deniz Çakır. Nefes nefese kalmışsın, çok mu dikti yokuş? Havamdan geçilmiş. Havalar soğudu, güneş açmıyor. Ancak hem vücudunu iyi tanıyan hem de modayı yakından takip eden Fahriye Evcen güneş gibi açmış maşallah. Aferin kız, gözüme girdin. Kara Sevda'nın Kemal'i Burak Özçivit'in sevgilisi Fahriye Evcen'e baka baka doyamadık. Bakmamaya çalışıyorum Cemişir ama 10 numara. Geniş yakalı süper mini siyah bir elbiseyi sadelikten kurtarıp star haline getirmeyi başarmış ünlü oyuncu. Omzuna attığı siyah trenç kotu, kum rengi dizüstü çizmeleri ve aynı renkteki kloş çantası kombinine hem renk hem hava katmış. Ne alakası var, Allah Allah. Fahriye Evcen boynuna taktığı kum rengi tasma kolye ile de renk bütünlüğünü sağlamış. Düz fön çektirip arka kısmına krepe yaptırdığı saçları güzel yüzüne çok yakışmış. Işıltılı cilt makyajıyla canlı ve dinamik görünmeyi başarmış. Evet, güzel. Grili, siyahlı smokey göz makyajıyla da Türkan Şoray'ı andıran iri gözlerini iyice ön plana çıkartarak haftanın en şık kadınları listesinde kendine bir yer buldu ünlü oyuncu. Yes, yok valla billa, bana sen lazım illa, güzellikle veya zorla, zorla. Haftanın en şık hanımında sıra. Biraz frapan mı kuna? Her hareketinden, her konuşmasından zerafet akan Emel Sayın, bu zerafeti kıyafetine de yansıtmış. Siyah beyaz pantolon ceket takımı tam anlamıyla mükemmel. Havası şahane. Bakışlar etkili. Nasıl özlemişiz? Mavi boncuk gözlerinden kendimizi alıp şu detaylara bakalım hep birlikte. Ceketinin omuz kısmından başlayıp diz kapaklarına kadar inen püsküller kıyafetine hareket katmış. Püsküllerin cekete birleştiği noktadaki taşlı işlemelerse yarı transparan büstiyeriyle bütünlük sağlamış. Şeytanın aklına gelmez. Nasıl yakaladın onu ya? Bol paça pantolonu hem kombini dengelemiş hem de bacak boyunu orantılamış. Ağız kısmı taşlı siyah mini çantası ne kombinin gölgesinde kalmış ne de gösterişli ceketin iştahını bastıracak kadar ön plana çıkmış. Pırlantalara da bayıldık. Gerçi pırlanta olup olmadığından da emin değilim değil mi? Pırlanta küpeleri çok zarif. Klasik topuzu çok şık. Siyah eyelinerlı, kırmızı rujlu geleneksel makyajı ise kusursuz olmuş. Emel Sayın bu haftanın en şık hanımefendisi oldu. Ve resmen gözlerimiz doldu. Onda bunda şunda, şunda bunda